Kuru fasulye sever misiniz? 1999 Mart'ında pek çok kitap yazmış, ilginç bir köy imamı ile ilgili araştırma yapmak için Edremit'e gittim. El Ezher Üniversitesi'nde okumuş, teşkilat-ı mahsusada çalışmış, Çanakkale, Filistin cepheleri, Kurtuluş Savaşı derken yıllar sonra Edremit'e dönmüş, binlerce kitabını Edremit Kütüphanesi'ne bağışlamış birisi. Onun ile ilgili çalışırken söz Çanakkale'ye gelince masada oturanlardan biri söze karıştı. Dedem Çanakkale'den dönmüş ama babası orada kalmış dedi. Biraz anlatmasını, konuyu açmasını istedim. Dedesinin babası Halil Çavuş, Çanakkale savaşları başladığında 47-48 yaşlarındadır. Oğlu Ali ise 19-20 yaşlarındadır. Ali Çanakkale'ye gider. Halil Çavuş'un hanımı bir gün dükkana gelir. Bey, eve iki asker geldi, seni sordular. Hemen askerlik şubesine gidecekmişsin. Acaba halimize bir şey mi oldu? Yüreğime bir kor düştü der. Tamam hanım, olur. Ben şimdi gider öğrenirim. Canım çekti. Sen akşama ocağa bir kuru fasulye vur da yiyelim. Dükkanı toparlar, askerlik şubesine gider. Kendini tanıtır. Komutan ayağa kalkar. Sen nerede kaldın? Yürü, Edremitliler Çanakkale'ye gidiyor. Koş, yetiş, der. Aman bey, varıp eve haber vereyim, helalleşeyim. Mümkün değil, kafileden kopma, koş, eve biz haber veririz, der. Gerçekten de hemen eve koşup, kocanızı Çanakkale'ye yolladık diye haber vermişler. Aradan hayli bir zaman geçer. Kurtuluş Savaşı sonunda Ali geri döner. Halil Çavuş'tan ise bir daha haber alınamaz. Ben o Ali'nin torunuyum hocam. Nenem hayatı boyunca her akşam kuru fasulye pişirdi. Kendisi ağzına bir lokma bile o yemekten koymadı. Hep bize yedirirdi. Nenem ölene dek her akşam o boş tabağı sofraya koydu ve kaldırdı. Koydu ve kaldırdı. Bir şey daha söyleyeyim. Belki inanmazsınız. Bizim evde hala her akşam kuru fasulye pişiyor hocam. Çocuklar bıktık diye mırın kırın ediyorlar ama hala pişiyor. Beklemek. Bir ömür boyu beklemek. Yıllarca geçen zaman, geçmeyen zamanı beklemek. Beklemek. Bulutların geçişinden, kuşların uçuşundan, böceklerin ötüşünden, rüzgarın esintisinden umut bularak beklemek. Bin bir türlü rüyayı hayra yorarak beklemek. Bir konuşmam esnasında Çanakkale beklemelerinden bahsetmiştim. Dipdiri, capcanlı, gözlerinin içi güle güle seferberliğe harbe yolladıkları oğullarının, kocalarının öleceklerini bir türlü akla sığmadan beklemek. Bizim kadınların çilesi olduğunu söylemiştim. Bir arkadaş geldi yanıma. Gözleri yaşlı, elimi tuttu. Hocam, ben bilirim. Çanakkale beklemelerini, asker beklemelerini, şehit beklemelerini bilirim. Benim nenem hayatı boyunca sofraya bir boş tabak koydu. Çatalı kaşağı yanında hazır bu boş tabak dedeğimizin tabağıydı. Gelirse hemen koyuvereyim yemeğini, acıkmıştır, özlemiştir, hemen koyuverin diye nenem boş tabağı hep sofrada tuttu. Ölüm döşeğinde bile dedenizin tabağı, dedenizin tabağını koyur diyordu. Ben Çanakkale beklemelerini bilirim hocam.